Kıymetli dostlar, Eminönü'nün tepelerindeyiz. Daha doğrusu yukarısındayız desek daha doğru olur. Nereye gidiyoruz? Ağ yokuşu. Bir diğer adıyla Fetva yokuşuna ve Mimar Sinan'ın kabrinin başına. Mimar Sinan'ın kafatasının kabirde olmadığını biliyor muydunuz? Bu ve daha ilginç bilgilerle devam ediyoruz. Kıymetli dostlar, Ağ yokuşundayız. Bir diğer adıyla Fetva yokuşunda. Peki bu isimler buraya nasıl verildi? Burası Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Teşkilatı'nın mekanıydı. Yeniçeri ağaları burada ikamet ettikleri için, burada bulundukları için bina olarak, hani resmi olarak buraya Ağ yokuşu diyorlardı. Yani ağların yokuşu, Yeniçeri ağalarının yokuşu. Ancak 1826 yılında Yeniçeri Teşkilatı lağvedildiği, kaldırıldığı için burası da, onların bu binası da Osmanlı Şeyhülislamlığına devredildiğinden, Osmanlı Şeyhülislamlığına devredildikten sonra da Ağ yokuşu olan ismi de Fetva yokuşu ismine çevrilmiştir. O yüzden buraya Ağ yokuşu ve Fetva yokuşu denilmektedir. Ağ yokuşu ismi Yeniçerilerden, Fetva yokuşu ismi de Yeniçerilerden sonra binanın devredildiği Şeyhülislamlık makamından sebep buraya verilmektedir. Yani fetva verilen makamın yokuşu, oraya giden yol anlamında. O binada 3 Mart 1924 yılında Şeyhülislamlık makamının kaldırılmasıyla İstanbul Müftülüğü'ne devredilmiş ve günümüzde de İstanbul Müftülüğü olarak devam etmektedir hizmetine. Mimar Sinan kabrinin başındayız. Rahmet olsun, selam olsun. Günümüzde bile yapmış olduğu eserler insanlığa hizmet etmektedir. Ve tarihte bir tartışma oldu Mimar Sinan için. Özellikle Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, 1935 yılında da bu tartışmaya son vermek adına usta mimar Mimar Sinan'ın kafatasını şu anda arkamda görmüş olduğunuz mezarından çıkardılar. Evet, yanlış duymadınız. Şu anda mezarda Mimar Sinan'ın bedeni var, naaşı var ama kafatası yok. Mimar Sinan Türk müydü, değil miydi tartışmalarını sonlandırmak için kendince bir çalışma yaptılar o dönemde. Cumhuriyet yıllarının ilk döneminde ve usta Mimar Sinan'ın kafatasını mezardan çıkartıp incelemeye aldılar ve sonradan da dediler ki bu kafatasını antropoloji müzesinde biz sergileyeceğiz. Ama ne antropoloji müzesi o dönem vardı ve ne de açıldı ve usta mimarın kafatası yerine gelmedi. Görmüş olduğunuz bu yapı usta mimar Mimar Sinan'ın evi. Kabrinin olduğu yerde evinin bahçesi. Tabii ki o dönemki evin görüntüsünden eser kalmamış. Şimdi günümüzdeki hali biraz daha günümüz orta seviye aile mimarisine göre yapılan bir bina. Hatta şu anda da iş merkezi olarak, dükkan olarak kullanılıyor. Anlatmak istediğimiz bu değil ama. Bu vesileyle de tabii ki Mimar Sinan'ın evinin kabrinin yanında olduğunu, kabrinin de onun evinin bahçesi olduğunu anlatmış olalım. Usta mimar, Mimar Sinan, İstanbul'un su sorununu çözen büyük bir insandı. Yapmış olduğu çalışmayla Kemerburgaz'dan şehir merkezine kadar yaptığı su yollarıyla suyu getirmiş ve çok büyük bir başarıya
imza atmıştı Allah'ın izniyle. Ve Kanuni Sultan Süleyman'dan da bir ricası vardı. Evi de Süleymaniye Camii'nin dibinde olduğu için, sultanım caminin şadırvanından da kendi evime bir su yolu açabilir miyim diye. Eviyle cami arası 5 metre. 5 metrelik bir yer için isterse kimsenin de ruhu duymayacak şekilde yapabilirdi ama böyle bir şey tabii ki olmaz. Devlet malı deniz, yemeyen keriz mantığıyla hareket edenlere ecdattan da bu güzel bir ibretlik ders olsun. Devlet malı denildiği zaman tüyü bitmemiş yetimin hakkı akıllara gelir. O yüzden hassasiyet iman eden Müslümanlar için olmazsa olmaz yegane bir mihenk taşıdır. Mimar Sinan Kanuni'den bu izni istiyor. Kanuni Sultan Süleyman da İstanbul'un su sorununu çözen bu büyük mimara bu izni veriyor. Ve caminin şadırvanından kendi evine bir su yolu açıyor. Gel zaman git zaman Kanuni Sultan Süleyman vefat ediyor. Oğlu Hürrem Sultan'ın da oğlu olan 2. Selim yani padişah Sarı Selim tahta geçiyor ve bir fitne çıkartıyorlar. Diyorlar ki hünkârım Sarı Selim'e diyorlar 2. Selim'e. Mimar Sinan caminin suyunu kendi evine çekmiş. Çünkü evlere su verilmiyor. Öyle bir imkan, öyle bir altyapı, kanalizasyon sistemi yok. Bunu duyan Sarı Selim de bu sefer öfkeleniyor tabii ki. Yasak olan bir şeyi Mimar Sinan gibi bir usta nasıl yapar? Ve hemen huzura çağırıyor. Huzura çağırdığı zaman da Mimar Sinan'a diyor ki, ey mimar diyor, bu neyin nesidir? Sen niye böyle bir şey yaptın? Efendim diyor, ben rahmetlik pederinizden, babanızdan bunun iznini aldım. Bunun iznini aldın ama yazılı fermanın nerede diye soruyor padişah. Mimar Sinan diyor ki, efendim Kanuni Sultan Süleyman sizin babanız olmasına rağmen o bir şeye tamam dediğinde, olur verdiğinde, ferman verdiğinde sultanım siz böyle diyorsunuz ama ben yine de illa yazılı ferman isterim diyebilme haddi var mıydı kimsede? O yüzden babanızın sözü bizim için senetti. Biz de babanızın sözüyle böyle bir şey yaptık. Peki diyor, boruları diyor. Camiden evine suyu götürdün, boruları devlet malıyla mı yaptın, kendi malınla mı yaptın, yani kendi paranla mı aldın? Efendim diyor, faturası burada, o dönemin şartlarına göre yazılan, çizilen mühürlü faturayı gösteriyor Sarı Selim'e. Diyor ki ben bunu kendi paramla aldım boruları, izni de aldıktan sonra suyu öyle çektim. O faturayı gören Sarı Selim belge olarak bunu kabul ediyor ve olayı kapatıyorlar. Fitne her zaman vardır ama mümin akıllıdır ve Mimar Sinan'ın yaptığından da bizler de şöyle bir akıllıca bir tefekkür edip birçok dersler çıkarabiliriz.